Doğanın ve doğal insanların şehri Orhaneli'den hepinize sevgiler. Orhaneli bülteninde sizlerleyiz. Ekim ayı içerisinde neler yaptık, gelin birlikte inceleyelim. Yakuplar Mahallesi taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Hakkı Yıldız Caddesi sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Başkanımız Ali Aykurt, camiler ve din görevlileri haftası kapsamında ilçemizde görev yapan din görevlileriyle kahvaltıda buluştu. Ardından Karıncalı 4-6 yaş Kur'an kursu açılışını il müftümüz ile beraber gerçekleştirdik. Yörükler Mahallesi halı saha incelemesi yapıldı. Gönlükmelen Mahallesi Gölcük Yaylası gençlik kampı çalışmaları incelendi. Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. BİHMET, Orhaneli'de bir araya geldi. Mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş ilçemizi ziyaret etti. Gönlükmelen Mahallemize konuk olan Başkanımız Gölcük Yaylası Gençlik Kampı çalışmalarını ziyaret ederek ardından Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'ne geldi. Burada çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Merkeze kalan hizmet binası halkımızın kullanımına resmi olarak açıldı. Girencik Mahallesi parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. İlçe müftülüğümüzün düzenlediği Mevlid-i Nebi ve Camiler Din Görevlileri Haftası programına katılım sağladık. Karagöz Mesire Alanı festival binamızın yenileme çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL destekleriyle 6 adet salça makinesi ilçemize kazandırıldı. Yeni Danışmert Mahallesi parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Orhaneli Spor futbol takımımızın antrenmanını Başkanımız Ali Aykurt ve Başkan Yardımcılarımızla birlikte ziyaret ettiler. Başkanımız Ali Aykurt, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Zekeriya Bilkan'ı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Sayın Süleyman Şahin'i, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden Başkanımız Ankara programını tamamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçemizin meydanında Cumhuriyet'in 99. yılında coşkuyla kutlandı. Başkanımız Ali Aykurt, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleşen Türkiye'nin ilk yerli aracı TOGG'un banttan iniş törenine katılım sağladı. Zafer Caddesi'nde trafik akışını düzenlemek amacıyla delinatör montajı gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler ekibimiz Umut kardeşimizin yeni yaşını kutladı. Biz de buradan bir kez daha Umut'a iyi ki doğdun diyoruz. Orhaneli Bülten'den tüm hemşerilerimize sevgiler. Bir sonraki ay görüşmek üzere.